İki şeyi biliyor musun abi? İki harbi arkadaşın hikayesini. Hayır bilmiyorum. Yolla. Yolla izleyeceğim. Abi spoiler vermeyin. Bu çok iyi. Spoiler vermeyin dur. Benim bir arkadaşım. Aa bunu biliyorum galiba. Dur bunu hatırlıyorum. Dur. Yani detaylarını hatırlamam açma, da. Kurgan, açma. Yakın çok lan bugün. Oluyorum. Bir tanesi çok kurnaz, atılgan ve hareketli. Diğeri ise çok... Böyle bir şey izledim hatırlıyorum. Dur izleyelim. Bir tanesi çok kurnaz, atılgan ve hareketli. Diğeri ise çok saf, dürüst ve sessizdir. Bir gün kurnaz olan arkadaş diğer arkadaşının yanına giderek işlerinin bozulduğunu söyler ve kendisinden para ister. Samimi dostu onu hiç kırmaz ve elindeki bütün parayı arkadaşına verir. Helal lan! Arkadaşı bu parayla işlerini düzeltir. Bir süre sonra kurnaz olan yine arkadaşının yanına gider ve evlenmek üzere olduğu nişanlısını çok beğendiğini ve ondan vazgeçmesini ister. Oha! Arkadaşı çok şaşırır. Ne diyeceğini bilemez. Fakat aralarında o kadar kuvvetli bir sevgi vardır ki arkadaşına hayır diyemez. Ve nişanlısından vazgeçer. Malamını koy. Zaman içinde saf olanın işleri bozulur ve birden arkadaşı aklına gelir. Ben ona sıkıştığında iyilik yapmıştım diyerek... Ben ona sıkıştığında yardım etmiştim. Ben ona sıkıştığında iyilik yapmıştım diyerek arkadaşının iş yerine gider. Ve kendisine çalışması için iş vermesini ister. Ama arkadaşı ona iş vermez. Bizimki pişmanlık ve üzüntü içinde geri döner. Yine de arkadaşına kızamaz. Bak arkadaşlar bu hikayedeki diğer çocuğa üzülmeyin. Saf mal abi çocuk. Üzülmeyin o kadar. Bir gün sokakta dolaşırken yanına hasta ve yaşlı bir adam yaklaşır. Fakir olduğu için ilaç alamadığını söyler yaşlı adam. Bizimki adamcağıza acır, istediği ilaçları alır, evine götürüp dinlendirir, oturup sohbet ederler bir süre. Ve kısa bir süre sonra yaşlı adamın öldüğünü duyar. Yaşlı adam çok zengindir ve bütün mirasını bizim safa bırakmıştır. Bizim saf da biraz da sevdiği dostun olan kırgınlığıyla dostunun iş yerinin karşısında bir ev alır ve oraya yerleşir. Bir gün evinin kapısını dilenci bir kadın çalar. Yaşlı kadın çok aç olduğunu, kendisine yemek vermesini ister. Bizim saf hiç düşünmeden kadını içeri alır, karnını doyurur. Kimsesi olmadığını öğrendiği kadına kendisinin de yalnız olduğunu söyler. Ve bu evde birlikte yaşayalım. Sen evin işlerini ve yemeklerini yaparsın der. Yaşlı kadın hiç düşünmeden kabul eder bu teklifi. Bir süre sonra yaşlı kadın bizimkine kendine uygun bir kız bulup evlenmesini söyler. Bizim saf böyle bir kızı nasıl bulacağını kendisinin tanıdığı olmadığını söyler. Ya MILF ne yazıyorsunuz ya? Amına koyayım şöyle bir hikayede bile işi pompiye bağlıyorsun ya helal amına koyayım ya. Bir kadınsa ona uygun bir kız tanıdığını ve isterse kendisiyle ama görüştürebileceğini söyler. Ama haklılar orada kesin pompa dönmüş acaba. Ve görüşmeler sonucunda evlenmeye karar verilir. Düğün davetiyeleri basılır. Bizimkisi kırgın olduğu halde çok samimi dostunu yine de unutamamıştır. Biraz da geldiği konumu görmesi açısından samimi arkadaşına da davetiye gönderir. Düğün günü gelir çatar. Saf adam düğün salonunda bir şeyler söylemek isteğiyle mikrofonu alır ve başlar yaşadıklarını anlatmaya. Ulan orospu çocuğu sen beni o gün... Eskiden çok sevdiğim bir dostum vardı. Bir gün işleri bozulunca benden borç para istedi. Elimdeki bütün parayı verdim. Evlenmek üzere olduğum nişanlımı çok beğendiğini söyleyerek ondan vazgeçmemi istedi. İçim kan ağlayarak nişanlımdan da vazgeçtim. Çünkü biz gerçek dostuk. Onun üzülmesini istemedim. Ve işlerim bozulduğunda onun fabrikasına gidip çalışmak için kendisinden iş istedim. Ama o bana iş vermedi. Çok üzüldüm. Yine de arkadaşıma kızmıyorum. Çünkü biz gerçek dostuk. Bu konuşma üzerine kurnaz olan arkadaşı daha fazla dayanamaz ve mikrofonu eline alır. O da başlar konuşmaya. Sen miydin sevgilimi çalan? Benim de bir zamanlar çok sevdiğim bir dostum vardı. İşlerim bozulduğunda kendisinden para istedim
bütün parasını bana verdi. Sonra ondan nişanlısını istedim. Üzülerek nişanlısından da vazgeçti. Ama nişanlısını istememin nedeni o kadının arkadaşıma layık olmamasıydı. Kendisi çok saf olduğu için arkadaşımı o kadından ancak bu şekilde kurtardım. İşleri bozulduğunda gelip benden iş istedi. En iyi arkadaşımı kendi emrimde çalıştıramazdım. O yüzden iş vermedim. Günün birinde karşılaştığı yaşlı adamsa benim babamdı. Aga be! Babam ölmek üzereydi. Tüylerim diken diken oldu. Onu arkadaşımın yanına ben gönderdim ve mirasını ona ben bıraktırdım. Evine gelen dilenci kadınsa annemdi. Ona bakıp iyi yaşamasını sağlamak için... Ayıp değil mi lan chat? Adamın annesine milf şey... Ayıp değil mi Burçay? ...derdim. Ve şu anda evlenmekte abi, olduğu kişi de benim... Kim dur bir de kızın kardeşiyle de evlenmiş ama. ...evlenmekte olduğu kişi de benim... Bak bu adam ailesini pazarlamış resmen adamı. Onu arkadaşımla ya. Evlenmesine ben ikna ettim. Değerli misafirler, işte biz böyle dostuz. Vay be, ne ters köşe yedik ya. Bir şey diyeceğim. Ha? Şimdi bu adam zora düşündü, babasına gitmek yerine niye bu gariban Suriyeli arkadaşına gitti? Ya sorgulama amına koyayım, neyi sorguluyorsun? Ne sorguluyorsun? Büyüsüne kapıl, devam et işte. Aga be.